Sevgili arkadaşlar, yeni nesil soruları çözemiyorum. Genelde bir sürü arkadaşımızın ortak özelliği bu. Yeni nesil sorular bana zor geliyor. Yeni nesil soruları gördüğümde korkuyorum. Yeni nesil sorulara tam böyle heyecanla başlayacağım zamanda içimde belli çekinceler başlıyor. Ve bu soruyu çözemeyeceğim diye iç sesim, yani içimden bazı sesler duyuyorum. Ve böyle kaygılar yaşıyorum. Bu beni çok zorluyor. Hocam, bu işin üstesinden nasıl gelirim? Gerçekten yani %75, %80 oranda bu şekilde sorular, bu tür şeyler yaşayan arkadaşlar. Belki yani her sınıfa girdiğimde sınıfın büyük bir çoğunluğu aynı problemden bize serzenişte bulunuyor. Şimdi ne yapalım? Bunu nasıl çözelim? Bakın, yeni nesil soruları üstesinden gelmek istiyorsanız öncelikle şunu yapacaksınız. Her ay biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorular var. Şimdi yapacağınız iş, eğer konunun, yani çalışacağınız konuyu, konu bilgilerini bir gözden geçirip bu konuyu ilk önce bu konuyla ilgili belli bir sayıda soru çözdüyseniz artık yeni nesil soruların önüne oturabilirsiniz. Yeni nesil sorunun önüne oturdum. İlk yapacağın şey yeni nesil sorulardan Milli Eğitim Bakanlığı'nın size her ay sunduğu o örnek soruları çözmeniz gerekiyor. Arkadaşlar, ben size bir şey söyleyeyim. Piyasada bulunan bütün yayın evleri bu örnek sorulardan yola çıkarak size yeni sorular üretiyorlar. Yani o yeni nesil soruların gerçek kaynağı o Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçen sene ve bu sene yayınladığı örnek sorular. Artı tabii ki LGS, 2 yıldır yapılan LGS sınavından da gelen sorular. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın sizinle paylaştığı örnek sorulara bakarsanız, mesela ilk konu matematikte asal çarpanlar, katlar, ebop, ekop. Bu konuyla ilgili tüm çıkmış örnek soruları önce tek tek çalış. Ondan sonra bu soruların çözümleri bir hem bizim kanalımızda hem de birçok kanalda zaten çözümleri var arkadaşlar. Eğer yapamıyorsanız o çözümleri seyredin. Bir kanaldan seyredin. Anlamadıysanız başka bir kanala geçin. Anlamadıysanız başka bir kanala geçin ve o soruları dinleyin. Bakın, kafaya bunu koyduğunuz zaman, yani yeni nesil soruları yeneceğim adamım, ben artık bunu başaracağım, hiçbir şekilde elimden kaçmayacak diyorsan bu dediğim şeylerden geçmen lazım. Yani konuyu çalışıyorsun, konuyu çalıştıktan sonra o konuyla ilgili biraz soru çözüyorsun, ondan sonra da örnek soruları alıyorsun, tek tek örnek soruları çalışmaya çalışıyorsun. Eğer örnek soruları anlamıyorsan kanallardan onların çözümlerini dinliyorsun. Önce çözümleri dinle. Sonra tekrar aynı bandı aç ve aynı videoyu aç. Soruyu durdur ve çözmeye çalış. Hatta istiyorsan git print et soruyu. Kendi başına çözmeye çalış. Eğer çözebiliyorsan yol almaya başlamışsın demektir. Eğer çözemiyorsan ondan sonra bir daha videoları seyret. Bir daha çözüm seyret. Onu uygulamaya çalış. Ondan sonra bakın, bu yaptığınız iş bile size çok yol aldırır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Örnek soruları tek tek, hani konu, yani mesela şimdi şöyle oluyor. Belki EvoPekok'tan 20 tane örnek soru var. O 20 örnek soruyu yaptığın zaman zaten bayağı işi kotarmış oluyorsun. Onun haricinde ben büyük oynuyorum hocam, ben işte dereceye oynuyorum diyorsan, o zaman piyasada çıkan yeni nesil sorular kitaplarını tüketmen gerekiyor. Biz bu kitap önerilerini ara ara veriyoruz. Yeni nesilde çıkan iyi ürünleri söylemeye çalışıyoruz. O videolarımıza bakın. O videolardan tavsiye ettiğimiz kitapları kullanabilirsiniz. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer örnek soruları tek tek birkaç kere çözüp bunları başarabiliyorsan zaten büyük bir oranda, mesela matematik dersiyse matematik dersini halletmişsin demektir. Çünkü geçen seneki LGS sorularını masaya yatırdığımızda gerçekten örnek sorulara çok paralel olduğunu gördük.
Yani buradan şu çıkıyor. Eğer örnek sorular yoluyla gidersen ve her konudan onunla ilgili örnek soruları biliyorsan, dışarıda göreceğin soruları da bir şekilde çözmene yolunu öğrenmişsin demektir. Şöyle söyleyelim. Yapacağınız ilk şey bu şekilde konuları tamamlamak. Tamamladıktan sonra da hangi branşa çalışıyorsunuz? Matematik branşıysa matematik branşı ile ilgili 20 soruluk, yani sınavda 20 tane matematik geliyor ya, 20 soruluk matematik denemeleri çıkacak. Bundan sonra daha çok piyasada göreceksiniz. O denemeler kitaplarını alacaksınız ve o denemeler kitapları çözeceksiniz. Zaman tutarak çözün. İşte 20 soruya 40 dakika tutun. Çözmeye çalışın. Çözemediğiniz soruları zamanınız bittikten sonra tekrar deneyin. Ve zamanım olsaydı aslında benim bilgilerimle yapabilir miydim diye bakın. Yapabileceğiniz sorular varsa sizin zaman sıkıntınız vardır. Onu da çözmeye çalışırsınız. Eğer bu şekilde branş denemeleri yaptığınızda devamlı sürekli yaptığınız yanlışlar varsa o yanlışların konularında belli eksikleriniz vardır. Bu size diyordur ki bak arkadaşım senin bu konuda bazı eksiklerin var. Bu konuların üstüne git ve onları çözmeye çalış. Bu şekilde eksikleri tespit edip onların üzerine gidip çalışarak geri dönüp döndüre döndüre bu çalışmayı yaparsanız olayı çözersiniz. Son olarak şunu söylüyorum, bakın bir konuyu aldın, önce YouTube'dan videosunu seyrettin, sonra kitaplardan biraz test çözdün, sonra örnek soruları YouTube'dan seyrettin. Önce istiyorsan, hani çok kendine güveniyorsan örnek soruları kendin çöz, ama güvenmiyorsan örnek soruların çözümlerini seyret, sonra çözümleri seyretmeden önüne al, bütün örnek soruları takır takır yapabiliyor musun ona bak. Yani bir konu, hani seçtiğin konudan ve bütün örnek soruları da bitirdikten sonra eğer büyük oynuyorsan yeni nesil soruları çözmeye, yeni nesil kitapları çözmeye çalış ve en sonunda da branş denemeleri yap. Sonra genel denemeyle de bu işin üstüne kaymağını sür ve bu şekilde muhteşem bir şekilde kendini sınava hazırlamış olursun. Başka videoda başka soruyla görüşmek üzere.